Değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda CNC tezgahında magazine takımları nasıl yerleştirilir, magazinli program nasıl çalıştırılır, kısaca bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle mengeneye bağlı 2 adet parçamız var. Birazdan takımlarımızı magazine tek tek yerleştireceğiz. Bu magazine yerleştirme işini spindle'dan teker teker takımları vererek yapacağız. Takımların boylarını birer birer alacağız. Öncelikle bir tane Z0 olarak tanımlayacağımız, yani crop olarak tanımlayacağımız bir tane takım seçeceğiz. O seçtiğimiz takımın boyuna göre diğer takımların aradaki farklarını tezgahımıza tanıyacağız. Bunun için Mitsubishi M80 tezgahı kullanacağız. Bu yapacağımız yöntem Fanuc ve Mitsubishi tezgahları için birebir aynı şekilde uygulanıyor arkadaşlar. Sizler de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi işleme başlayalım. Tezgahımızı MDI pozisyonuna alıyoruz. Sonrasında takım 2'yi yazdım buraya arkadaşlar. Start'a bastım. Takım 2 benim Z0'ım olacak. Evet arkadaşlar, 2 numaralı takım geldi. Bu takımı Z0 olarak ayarlayalım. Öncelikle saatimizi parçanın üzerine koyuyoruz. Saatimizi parçanın üzerine koymadan önce parçanın yüzeyi temiz ve işlenmiş olması gerekiyor. Saatimizi koyduk. İki parçanın da yükseklikleri aynı. Parçanın biri 54, diğeri 55 olacak arkadaşlar. Saatin üzerine geldik. Sıfıra kadar bir baskı oluşturacağım. Monitöre geldik. Koordinata girdik. Burada bizim iki adet takım parçamız var. G54'ü sıfırladık. G55'in üzerine geldik. Kolay ayar dedik. Ve takımın boyunu arttık. Sıfırladık arkadaşlar. Şuradan göreli pozisyonu da sıfırlayalım. Göreli pozisyonu ve pozisyon değerini Z0 olarak tezgahımıza tanıttık. Birazdan bütün takımların boylarını buraya getirip saatin üzerine dokunduğumda bu takımla sonraki takım arasındaki boyu offset'e yazacağım arkadaşlar. Tekrardan MDI'ye geldik. Takım 3 dedik. 3 numaralı takımı magazinden çağırıyoruz. Üç numaralı takım geldi. 3 numaralı takıma elimdeki 20'lik R5 olan takımı takacağız. Saatimizin üzerine geliyoruz. İbre sıfıra geldiğinde monitöre geçiyoruz. Monitöre geldik. Z61. Program pozisyon değerinde ve göreli pozisyondaki değerleri karşılaştırıyoruz. Sonrasında offset'e giriyoruz. 3 numaraya geliyoruz. 61.733 yazdık. Input'a bastık arkadaşlar. 3 numaralı takımın boyu şu anda ayarlandı değerli arkadaşlar. Sırasıyla diğer takımları da aynı şekilde tek tek bu şekilde takımların boylarını ayarlayacağız. 4 numaralı takımı çağıralım. Sıfıra kadar baskıyı oluşturuyoruz. Tam sıfıra geldiğinde kontrollü bir şekilde sıfırda olduğunu anlıyoruz. Tekrardan monitöre geliyoruz. Z82.071 aynı şekilde göreli pozisyondaki değerlerde görüyoruz. Offset'e girdik. 4 numaranın üzerine geliyoruz. 82.071 yazdık. Input'a bastık. Ve 4 numaralı takımın boyu artık ayarlı.
sıra geldi 5 numaralı takımda. Tam sıfıra kadar baskıyı oluşturduk. 84.071 yazdık. Ve 5. numaralı takımın boyunu artık tezgahımıza tanıttık. Birazdan aynı işlemleri diğer 2 adet takıma daha uygulayacağım. Ve sonrasında programı çalıştıracağız arkadaşlar. Şöyle saatimizi baskıyı uyguluyoruz. 72.469 yazdık. İmza bastık. 6 numaralı takımın boyu artık tezgahımızda ayarlı. Saatimize baskıyı uyguladık. 0. 76.896 yazdık. İmza bastık. Ve bütün takımların boylarını artık ayarladık. Burada kaç tane takımın olması hiç önemli değil. Bütün takımlara aynı sistemle, aynı şekilde ayarlamasını yapıyoruz arkadaşlar. Buraya -51 yazdık. Arttır. -51 yazdık. Arttırdık. Artık bizim bütün takımların boyları buradaki parçayla eşit arkadaşlar. Az önce ilk takımla parçanın üzerine dokunduğumda Z0 olarak tanıttım. Tanıttıktan sonra bütün takımların boylarını bu saatin sıfırına göre ayarladım. En son işim bittikten sonra monitörden -51 milim aşağıya indirdiğim zaman benim bütün takımların boyları otomatikmen parçanın üst yüzeyine inmiş oluyor değerli arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Anlamadığınız ya da kafanıza takılan herhangi bir şey olursa mutlaka yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.